Malumunuz bizim için en önemli olan unsur aslında insan faktörünü tehlikeye sokmadan güvenlik garantisini alabileceğimiz çözümleri hayata geçirebilmek. Bunların en önemli göstergesi Türkiye'nin son zamanlarda çok ciddi ilerleme kaydettiği ve dünyadaki rakiplerinden de öne çıkmaya başladığı bir alan olan SİHA teknolojileri. Türk SİHA'ları özellikle savaş alanında klasik konvansiyonel sistemlere karşı ucuz, akıllı ve etkin, yani precise dediğimiz çözünürlüğü çok yüksek noktasal hedef vuruş kabiliyetiyle aslında büyük konvansiyonel sistemler etkisiz hale getirmeye başladı. Dikkatle baktığımızda aslında kullanmış olduğumuz mühimmatlarımız etkisiz hale getirilen sistemlerin belki binde birine yakın bir değer ifade ediyor. Ya bu aslında harekat alanının ve güvenlik alanının son derece hızlı bir değişim içerisinde olduğunun en bariz göstergesi. Yani sizler artık küçük, akıllı, kontrol edilebilir, insanınızı tehlikeye atmadan kullanabileceğiniz teknolojilerle büyük yıkıcı sistemleri etkisiz hale getirebiliyorsunuz. Aslında geleceğin harekat konseptinde de bundan sonra özellikle sizi tehdit eden unsurların kritik altyapılarını son derece yüksek çözünürlüğe ve hassasiyete sahip sistemlerle felç edebilecek, bu sistemleri kullanım dışına çıkartabilecek teknolojileri elde edebilirseniz aslında size karşı oluşabilecek harekat alanındaki tehditlerin hepsini daha size tehdit oluşturmadan bertaraf etme yeteneğini kazanabilirsiniz. Sadece SİHA teknolojilerimizde değil, hassasiyeti yüksek olan mühimmat teknolojilerimizde, roket füze teknolojilerimizde görüyoruz. Bunların büyük bir kısmını da ülkemiz adına milli ve yerli teknoloji kullanarak Roketsan üretiyor. Roketsan olarak bizler de özellikle harekat alanında kendi unsurlarımıza üstünlük sağlayacak olan sürü teknolojileri gibi, bilgisayarlı görü gibi, yapay zeka gibi teknolojileri kendi silah sistemlerimize, mühimmatlarımıza, roket ve füzelerimize uyguluyoruz. Bu bize ne sağlıyor? Aslında savunma sektörü, güvenlik sektörü bir yarış. Sizi tehdit eden unsurlardan ne kadar daha üst seviye teknolojiyi uygulama yeteneğine sahip olursanız o kadar caydırıcılığınız yükseliyor. Ve sizi tehdit eden unsurlar tehdit alanında daha aksiyona geçmeden bu tehdit unsurlarını bertaraf etme yeteneğini kazanabiliyorsunuz. Bu gayretin sonuçlarını da son zamanlarda çok hızlı bir şekilde görüyoruz. Bunların birçoğu aslında şeyle paylaşılmıyor. Yani kamuoyuyla paylaşılmıyor. Çünkü bu teknolojilerin birçoğunun aslında dediğim gibi karşı teknolojileri de oluşturuluyor. Karşı teknolojilerin karşı teknolojileri konusunda bir yarış var. Bu yarışta ülkemizi ön plana çıkartabilmek için Roketsan'daki mühendis arkadaşlarımızla beraber son derece ciddi çalışmalara imza atıyoruz. Roketsan bir Ar-Ge şirketi, bir teknoloji şirketi. Burada kullanmış olduğumuz teknolojiler kaçınılmaz olarak sivil sektörde aslında fark yaratan yıkıcı teknolojilerin uygulamalarını da içeriyor. Özellikle bahsettiğim teknolojilerden yapay zeka, büyük veri, makine öğrenmesi, bilgisayarlı görü ve sürü teknolojileri şu anda Roketsan'ın üzerinde en fazla yatırım yaptığı alanlardan bazıları diyebiliriz. Şimdi bizim en önemli aslında sahada büyüklüğüyle mütenasip olmayan üne sahip olan bir mühimmatımız var. MAMLE, MAMTE ailesi. Bunlar mini akıllı mühimmatlar. SİHA'larımızın etkinliğini en üst seviyeye çıkartan mühimmatlar. Bunların üzerine şu anda çok sürpriz teknolojiler çalışılıyor. Yani olduğunuz yerde kaldığınız zaman bu yarışta hani biz iyi bir noktadayız burada artık duralım dediğiniz zaman yarışta geriye düşme ihtimaliniz yüksek oluyor. Onun için bu teknolojilerin adapte edildiği ve o yarışta daha da hızlı koşmaya başlayabileceğiniz teknolojileri hızla adapte etmeye çalışıyoruz. Yakın zamanda da inşallah bunların sonuçlarını, bu sürpriz sonuçları da harekat alanında görmeye devam edeceğiz.